Biyoloji dersine hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Duran Çelik. Şimdi arkadaşlar, fen bilgisi öğretmen arkadaşlarımız biyolojiyi nasıl öğrenecekler? Nasıl öğrenmeliler? Şimdi 4 yıl okudunuz. 4 yıl içerisinde genel biyoloji dersi gördünüz. Genel biyoloji 1-2 gördünüz. Ve bu genel biyoloji 1-2'nin içerisinde işte efendim canlıların sınıflandırılması, hücreyle alakalı temel konuları gördünüz. Genel biyoloji 2'de daha çok işte efendim sistemler, canlılarda üreme gelişme konularına üniversitede hocalarımız değindi. Daha sonra işte evrim, biyolojide özel konular, daha çok işte efendim biyolojinin birazcık daha böyle popüler konularından bahsedildi. Sonra işte efendim genetik, biyoteknoloji konuları gördünüz. Tabii üniversitede gördüğümüz fen bilgisi öğretmenliği okurken üniversitede gördüğümüz konulardan şimdi ÖABT sınavında 11 soruyla görmüş olduğumuz konularla alakalı sınav yapılıyor. Tabii bu sınavın içeriğinde biyolojide bilmemiz gereken arkadaşlar 69 tane konu var. Tabii bu 69 konuyu nasıl öğrenmeliyiz? Biyoloji neticesinde bildiğiniz gibi ezbere dayalı birazcık sözel bir branş. Ondan dolayı tabii çalıştığımız bazı konuları unutabiliyoruz. Unutmama adına neler yapmalıyız? Tabii bunlar önemli. Ben ilk bu tanışma dersimizde biraz bunlardan bahsedeyim diyorum. Biyolojide konu dersimizi dinledikten sonra hemen akabinde bir tane testimizi çözüyoruz. Hemen sıcağı sıcağına bir test çözmemiz gerekiyor. Testimizi çözdükten sonra arkadaşlar tabii biyolojide şöyle bir şey oluyor. İşte çocuk birinci testi öğrencimiz arkadaşımız birinci testin işte efendim birinci sorusunu çözdükten sonra arkasındaki cevap anahtarına bakıyor. Acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım derken ikincisine kayıyor. Derken üçüncüsü falan derken sonra bakıyorsunuz ki hepsi full. Sonra bir bakıyorsunuz ya bir ay sonra, 2 ay sonra bakıyorsunuz ki full çektiğiniz bu konudan veya hücre organelleri veya işte efendim canlıların sınıflandırılması hiçbir şey aklınıza kalmamış. Ha, bu neden kaynaklanıyor? Bu biraz yanlış test çözme tekniğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Biyolojide ilk önce testimizi çözüyoruz. Sonra cevap anahtarına bakıyoruz. Tabii burada 20 soruda 19 yanlışımız çıkabilir veya 19 tane doğrumuz da çıkabilir. Tabii burada biyolojide öncülü sorulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü öncülü sorular bizim için çok çok önemli. Öncülü sorularda arkadaşlar mesela cevap biz yalnız 1 dedik. Cevap 1, 2 ve 3 çıktı. Biz yalnız 3 dedik. Cevap 1 ve 2 de çıkmış olabilir. Tam tersi de olabilir. Bunlarda arkadaşlar kesinlikle bizde bir yanılgı olabilir, mantık hatası olabilir. Bu tarz şeyleri hemen kesinlikle araştırmamız lazım. Yani soru yanlış veya cevap anahtarı yanlış demeden acaba neden yanlış yaptığımızı öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir ikincisi de biyolojide tabii üniversitede okuduğumuz yıllarda bazı derslere öncesinden çalışıp giriyoruz ama sonrasında unutabiliyoruz. Ondan dolayı biyolojide genelde kullanmadığımız bazı kelimeler var. Mesela kofol zarı. Neydi kofol zarı? Tonoplast. Tonoplast dediğimiz kofol zarı kelimesi. Mesela vurgan kofol diye geçiyor. Vurgan kofol dediğim neydi? Kontraktif kofol. Evet. Bazı kelimeler var ki bunların bir tane, iki tane, üç tane anlamı olabiliyor. Veya farklı farklı ifadeler de kullanılabiliyor. ÖSYM tarafından olsun. Gerekse bazı soru bankalarda da görebilirsiniz. Ondan dolayı arkadaşlar bunları yani bizim mevcut derslerimizi de bize sorabilirsiniz veya Google'dan da öğrenebilirsiniz. Ha, bunları yaptıktan sonra ekstra bir kaynak biyolojide ekstra bir kaynak kullanmamıza gerek var mı? Tabii ki yani ekstra kaynaklarınız olabilir ama kaynak yoğunluğuna girmenin size getirisi olmaz. Özellikle üniversitede biyoloji kitapları var, genel biyoloji kitapları var. Mustafa Bey'in, İlhan Bey'in genel biyoloji kitapları var. Çok güzel yani biz de üniversite yıllarında bizim de okuduğumuz kitaplardı bunlar. Tabii şu an hani biraz daha test tekniği açısından başarılı olmak istediğimizden dolayı birazcık daha biz özel, spesifik düşünüyoruz. Çünkü mesela biz duyu organlarından bahsediyoruz. Duyu organlarında gözden bahsedeceğiz. Mesela duyu organlarını biz 2,5 saatte anlatacağız. 2 derste veya 2,5 derste anlatacağız. Zaten her bir dersin arkasından yaklaşık bir 9-10 tane de soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü pekişmesi açısından. Burada mesela gözden bir 5 dakika 10 dakika bahsediyoruz. Halbuki siz bunu göz doktoruna anlatsanız göz doktoru hakikaten kısa
Sızabilir yani, bu 5 dakikalık 10 dakikalık bir konu değil. Çünkü göz için o doktor ne yapıyor? Tıp fakültesi okuyor, sonra uzmanlık falan yapıyor. Ondan dolayı arkadaşlar biz daha çok ÖSYM'nin soru tarzlarına yöneleceğiz. Tabii ÖSYM'nin soru tarzlarına baktığımızda her yıl değişiyor. 2015 fen bilgisi biyoloji sorularına baktığımızda 11 soruda sınıflandırma soruları vardı. Difüzyon osmoz dediğimiz hücrede madde alışverişi dediğimiz konunun soruları vardı. Yani sistemlerle alakalı çok bir soru gelmedi. Aslında sistemlerle alakalı çok soru bekliyorduk biz. Ama geçtiğimiz yıllarda, ondan önceki yılda, 2014'te falan sistemlerle alakalı da sorular vardı. Sorulara genel manada şöyle 2014, 2013, işte 2015 yıllarında çıkmış sorulara genel şöyle bir baktığımızda az çok bildiğimiz kadarıyla yani her yerden bir şekilde sorulabiliyor ama sorular genelde LYS yani YGS LYS müfredatına bakıldığında LYS sisteminde gerçekleşiyor diyoruz. Tabii biz burada daha detay bilgileri sunarak daha böyle güzel bir şekilde inşallah bu biyoloji derslerini sizinle birlikte işleyeceğiz. Toplamda 69 konu olduğunu söylemiştim. Tabii bu 69 konuyu çok rahat bir şekilde her bir konunun arkasından 9-10 tane soru çözerek, pekiştirerek ve sonrasında yaptığınız deneme sınavlarıyla, işte efendim soru bankaları takibiyle de bunu unutturmamış olacağız ve bu şekilde nasip olursa 11'de 11 biyolojide yapmayı hedefliyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere dersimizde.